bir aslanın karşısına duran çakallar gibiydiler. Kahraman güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Karagöl Sayın Valimize sancağı teslim ettiler. Şey sandığını açıp sandıktan kınayı çıkarıp Bismillah deyip hasarını kınalayıp salma sürüye. Gururu ve aynı zamanda kederi birlikte yaşıyoruz. Kederi birlikte yaşıyoruz çünkü 251 yiğidimizi 4 yıl önce 2 saat kadar sonra başlayan bir rezalet bir hareketin sonucunda kaybettik. Aynı zamanda gururu yaşıyoruz. Bu millet, bu kaliteli millet, bu delikanlı millet, bu kahraman millet vicdanında bu 4 yıl önceki rezaleti güzel bir mutluluğa, gurura çevirdi. Üniformaya, Türk ordusunun üniformasını giyen kişiler başarısız olunca Yunanistan gibi bir ülkeye kaçtılar. Ve bu milletin parasıyla alınmış helikopterlerle oralara uçtular. Aynı zamanda dost bildiğimiz ülkelere gittiler. Bu kadar suçlu oldukları halde ve bu suçlulukları yasalarla, kanunlarla, uluslararası değerlerle değerlendirildiği halde dost bildiğimiz, müttefik bildiğimiz ülkeler bu suçluları geri vermediler. Yani böyle bir rezalet. Yani bu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar karışık bir olay ve neticede 4 sene önceki bu olay bütün dünyaya bir ders olarak verildi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında onun dirayetli davranışıyla ve bizlerin de sizlerin de gücüyle, milletin gücüyle, iradesiyle bu hareket tersine döndü ve bir tarih yazdık. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Valimizle birlikte sizlerin de desteğiyle biz de bir bak kendi çapımızdan, ilimiz çapında bir tarih yazacağız. Burayı kalkındıracağız. Onun için bundan sonraki her saniyemiz daha değerlidir. Bu değerli hareketimizde 4 yıl önce ön sözünü yazılan davranışımızın inşallah ellerimize son sözünü birlikte gerçekleştireceğiz ve ileride Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milleti tarihler olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara inin çağrısıyla bu aziz millet gözünü kırpmadan, canını hiçe sayarak ülkenin değerlerine sahip çıkmış ve hem o şerefli üniformanın hakkını veremeyen alçak terör örgütü FETÖ'nün kırıntılarını yine askerimizin, jandarmamızın, polisimizin, güvenlik kuvvetlerimizin içerisinde bulunan kahramanlarca milletimizin de kahramanlığıyla devletimizle birlikte karşı cevabı en iyi şekilde vermiştir. Ve Allah'ın izniyle o gece ülkemizde
yeni bir devir başlamıştı. Şunu unutmayalım. Sevgili Oğuz hemşehrilerimiz, o geceyi ve bu ülkenin bu duruma gelmesinde emeği olan, canı olan, kanı olan şehitlerimizi değerlerimizi unutmayalım. Çocuklarımızı, gençlerimizi ona göre yetiştirelim. Hedefleri şuydu değerli dostlarım. Hedefleri İstanbul'u boşaltıp orayı bir Vatikan yapmaktı. Orada bir takım kargaşa çıkarıp Boğaz'a Amerikan gemilerini yerleştirmekti. İstanbul'dan, Ankara'dan başlayan, Eskişehir'den başlayan savaşı güneydeki yetiştirdikleri DEAŞ denilen hainlerle göndererek Türkiye'ye, Türkiye'yi bir iç savaş kaosuna sürüklemeye çalışıyorlardı. Şimdi o manzarayı bir düşünün. O şartları bir düşünün. Böyle bir hesapla bu tartışmayı, bu haini yaptılar. Ama herkes hesap yapar, Allah da hesabı yapar ve yanılmayan, hesabında yanılmayan Allah'tır. Hamdolsun ki o gün bu millet, sizler bu hain tartışmaya dimdik karşı durarak ve ümmetin ümidi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu milletin önüne geçerek dimdik bu ihanete karşı durmasıyla bu millet ve Sayın Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bu ihaneti def etmiştir.